kabakları pişireceğiz birazdan. Kabak çorbamız var. Bal kabağı çorbası. Daha sonra orada da kabak tatlımız. Şöyle. Ama elimi giydireceğim. Elde benim yok. Biz bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. Sivrisar baklavası yaptık. Talaş böreğimiz var, etli. Tahinli bal kabağı tatlımız var. Bal kabağı çorbamız var. Bugünkü menümüz elma şerbetimiz var. Osmanlı yöresine ait, yani Osmanlılara ait bir şerbetimiz var. Bugün hep beraber bunları yapıyoruz kursiyerlerimizle. Şimdi pideyi önce bir bardak süt ve bir bardak ılık suyla maya getirdik. Biraz şeker, tuzumuz, unumuz, bir pide hamuru mayaladık şu şekilde. Daha sonra biz bunları açıp pide şekli vereceğiz. Üzerine hazırladığımız bir karışımımız var. Ne var o bunu da burada yumurta, yoğurt, süt ve biraz da sıvı yağ var. Su alabilir miyim burada? Evet, bir yumurta sarısı ayrı bir yere yapalım arkadaşlar. Açtık. Daha sonra şöyle bir de şekil veriyoruz. Hamurun beklemesi gerekiyor mu? Evet, hamurumuz 1 saat, 1,5 saat kadar bekledi. Bunu rahatlıkla da evde de yapabiliriz, tabii, değil mi? Tabii ki. Susamımız. Susam. Evet. Şöyle. Çörek otu geldi mi? Yukarı otu nerede? Dolapta geçiyoruz.
Afiyet olsun. Fırına mı koyacağız şimdi? Kaç derece olacak evet, fırınımız? 200 derecede ısınmış fırına süreceğiz. Ekim ayından beri bu atölyeye geliyorum kursa. Burada çok güzel yaş pasta yaptık. Yaş pastamız çok güzeldi. Evde de deniyoruz evet. Çok tecrübemiz oldu. Bayağı tecrübemiz oldu pasta konusunda. Deneyimlerimiz oldu. Çok şey bilmediğimizi fark ettik yani kursa gelince. Ondan önce demek ki pastayla ilgili pek bir şey bilmiyormuşuz. Yaptıklarımızı burada çayla yiyoruz, içiyoruz. Bazen de eve götürüyoruz. İşte güzel oluyor yani. Zevkli oluyor, çok zevkli. Çok memnunum. Son derece mutluyum böyle bir kurs açıldığı için. Hem hocamızdan çok memnunuz, hem de Kazım Kurt Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ona her zaman dua ediyorum. Teşekkürlerimi sunmak için çırpınıyorum böyle. Arkadaşlarla uyum halindeyiz. Çok güzel çalışmalarımız oluyor. Zevkle yiyoruz. Kilo da 6 kattan bu arada. Kaç kilo aldın? Vallahi bilmiyorum birkaç kilo aldım. Eteklerim dar geliyor çünkü pasta kursuna geldikten sonra. Ama olsun ben mutluyum. Çok mutluyum. Evde çok yalnızdım. Sıkılıyordum. Emekliyim ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekliyim. Sıkılıyordum evde. Komşuya gidemiyorum. Yasaklar var. Onun için hiç olmazsa burada mesafe aralıklarla arkadaşlarla pasta deneyimleri yaptık. Onları sergiledik, gösterdik ve onun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada pasta, börek, kek, pastacılık kursu olduğu için pastaya dayalı, hamurla ilgili şeyler yapıyoruz daha çok. Ben önceden kek falan yapıyordum ama hamur yoğurmasını, açmasını bilmiyordum. Sağ olsun hocamın sayesinde hamur yoğurmayı da öğrendim. Su böreği yaptım. Kendimi öğrendim burada öğrendiğim için. İlk defa hamur yaptım ve ilk defa açtım. Çok şeyler kattı hocam sağ olsun bu kurs yeri de. Bir de ben hariçten bir şey söylemek istiyorum. Kazım Bey'e çok teşekkür ederim. Ben 26 yıldır burada oturuyorum. Burası atık bir binaydı. Sağ olsun bu binayı işler bir hale getirdi bizler için. Biz de buradan faydalanıyoruz. Çok teşekkür ederim ona da. Sağ olsun. Burada yaptıklarımızı burada yiyoruz Ramazan'dan önce ama öğrendiklerimizi de evde uyguluyoruz tabii ki. Diyorum ya ben su böreği yapmayı bilmiyordum ve evde bir ayda 3 kere su böreği yaptım mesela. Evdekiler memnun mu bundan? Çok güzel olduğunu söylediler. Hatta bir yer açalım sana dediler. Bugün pide, baklava yaptık, çorba yaptık. Ne yaptı? Talaş böreği yaptık. 6 aydır geliyoruz. Ekim ayından beri geliyoruz. Nihal hocam sağ olsun bize çok güzel şeyler öğretti. Ben hamur açmayı bilmiyordum. Hamur açmayı öğrendim. Ondan sonra pasta, çok güzel yaş pastalar yapıyoruz. Şeker hamurundan pastalar yapıyoruz. Butik pastalar yapıyoruz. Onları öğrendik. Bize çok faydası oldu. Tabii ki evimizde de yapıyoruz. Trilçeyi çok güzel yaptık. Hatta onun siparişini de aldık. Baklava yapmadık daha. Bugüne yaptık o baklavayı. Ama gerçekten zevk aldım. Çünkü ben normalde hamur açmasını bilmiyordum. Hamur açmasını burada öğrendim. Daha önce hiç hamur açamıyordum. Hatta Nihal hocam dedi ki ya dedi sen dedi kendini keşfedememişsin dedi şimdiye kadar dedi. Buraya gelince keşfettim yani kendimi. Ha, bununla da mutlu oldum. Mutluyum. Böyle. Evdekiler memnun mu bu durum? Memnunlar. Böyle de birazcık da tabii kilo alıyoruz ama olsun yani. Kursunda yaptığımız pastayı göstermek istiyorum. Çok beğeniyorum ben. Çok güzelmiş. Çok güzel. Çok soğuk. Biraz su ekle.